Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayısını açıkladı. Maalesef illerdeki durum çok kötü. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. E, şunu da belirtelim ki illere göre yeni kararlar alınıyor biliyorsunuz ki. Yani iller vaka sayısı arttıysa eğer yeni kararlar alabiliyor. Bu gerek okullar gerek ise e, diğer türlü gerek tüm yasaklı kararlar alabiliyor. Okullarda dahil yani okullarda kapatabilir iller. il valilikleri. Baktığımızda İstanbul'da vaka Vaka sayısına çok ciddi bir artış var 1571 yani haftalık e, vaka sayısı 100.000 kişide çıkan vaka sayısı 1571 oldu İstanbul'da. Tekrar altını çizelim iller eğer vaka sayısı çok arttıysa illerde valilikler okulları kapatabilir yeni yasaklar yeni kısıtlamalar getirebilir bu tamamen il bazında. Baktığımızda yine çok ciddi bir artış var Sinop'ta Edirne'de 40'lar 40 elinde 910 oldu vaka sayısı Tekirdağ'da 707 oldu Çanakkale'de 518 oldu Balıkesir'de 415 oldu İzmir'de yine çok arttı 714 oldu Bursa'da 490 oldu vaka sayıları gerçekten çok ciddi artış artışlar var. Bingöl'de özellikle Bingöl'de 1410 oldu. Yani Bingöl'de çok ama çok büyük artışlar var. Rize'de 676 oldu. E, Trabzon'da 643, Ordu'da e, 446 oldu. Bartın'da 358. E, baktığımızda Muğla'da 615'e çıktı haftalık vaka sayısı. Çanakkale 5 Çanakkale'de 518. Yani şunu belirtelim ki vaka sayısı artan illerimizde e, özellikle daha vaka sayısı artmamış çok ilimiz var. Ve e, bir de diğer artmayan illerimiz. Bizde de vaka sayısının arttığını düşünürsek vaka sayısının e, 100 bini geçme ihtimali maalesef çok daha artıyor. Son durum bu şekilde. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.